Yeniden merhaba arkadaşlar. Yine bir önceki videoda olduğu gibi, içerikte olduğu gibi 1151 soket LGA 1151 soket anakartlar ile testlere devam ediyorum. Biliyorsunuz daha önceden bu anakartın testlerini yapmıştım. Asus'un H110M3K bu anakartta bu elimde görmüş olduğunuz X10 işlemci çalıştıramazsınız. Yani anakart bu işlemciyi desteklemiyor. Daha önceden biliyorsunuz 771 pin işlemcileri 775 soket anakartlara uyarlama yapmıştım. Bunlarla ilgili içerikleri eski videolarımda görebilirsiniz. Şimdi de yeni nesil 1151 soket olan bu anakartlara artık elimde görmüş olduğunuz X10 sunucu işlemcilerini çalıştırabilme imkanı. Peki neden normalinde masaüstü işlemci ile bu anakart çalışıyor? Peki ben neden X10 işlemci seçmeliyim? X10 işlemciler daha kaliteli, daha uzun ömürlü, 7/24 çalışma esasına göre üretilmişlerdir. X10 işlemciler masaüstü işlemciler gibi talep görmediğinden dolayı, yani belli başlı sunucularda bulunan işlemciler olduğu için, mesela data center'larda bu işlemcilerin artık miadı dolduğunda yeni sunucular alınır. Haliyle anakartları ve işlemcileri artık geri dönüşüme gönderilir. İşte bu sebeple X10 işlemciler daha ucuz olacağından dolayı, yani talep fazla olmadığından dolayı ucuz olma ihtimali daha yüksektir. Ama masaüstü işlemciler sürekli talep görecektir. Mesela düşünsenize, bu anakarta takabileceğiniz böyle bir X10 işlemci yok. Sadece sunucularda kullanılacak. Sunucular upgrade yapıldığında, yani yeni sunucular satın alındığında, bu elimde görmüş olduğunuz işlemci ve anakartı artık bir nevi, hani sizlerin söylemiyle, çöp olacak. Yani hiçbir kıymeti harbiyesi olmamış olacak. Peki kıymeti harbiyesi olmayan bu işlemciyi neden ben değerlendirmeyeyim? Sonuçta bunları biz data center'larımıza, sunucularımıza almışız. Yani döviz olarak biz bunlara para ödemişiz. Neden ben bunu hibe edeyim ya da yok edeyim ya da kullanılamaz hale getireyim? İşte size burada anlatmak istediğim ana husus, bunları değerlendirebilelim. Hani birileri demesin X10 işlemcinin ne farkı var? İşte masaüstü şu bu. Anlattım. Neden bunları kullanmamız gerektiğini anlattım. Ancak yine belirteyim, elinde 1151 soket, illa da bu model anakart olması şart değil. Bahsettim bir önceki videoda, çeşitli anakartları olan, elinde farklı marka model 1151 soket anakartları olanlar bu işlemcileri de kullanabilirler. Yani ikinci el satılık bulabilirseniz haliyle ucuz olacaklardır. Çünkü niye? Talep olmadığı için ucuz olacaktır. Öbür türlü bunu geri dönüşme daha ucuza vereceğine, ikinci el bir tık fiyatını yukarıya çeker birileri, ki öyle yapacaktır zaten. Tamam mı? Bu da doğaldır ama masaüstü işlemcilerden biraz daha ucuz olmasını ben bekliyorum. Ha, bunlar benim tabii öngörüm. Ama tabii bu fiyat belirlemesini ben yapmıyorum. Ben böyle bunları tanıtırken de şunun da farkına varıyorum. Sonradan farkına varıyorum. Her şey bir anda uçmuş. Bunların sorumlusu ben değilim. Bunu da söyleyeyim. Ben sadece size olması gerekeni söylüyorum. Yani üzerime düşen görevi yapıyorum. Birileri fırsatçılık yapıyorsa bu benim suçum değildir. Ben nasıl elimizde hiçbir işe yaramayan dediğimiz işlemcileri değerlendirebilirim, bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu içeriğimizde farklı bir anakart ile uygulama yapacağım. Yani bunun anlamı şudur. Artık 1151 soket anakartlarda elinde görmüş olduğunuz X10 işlemcileri kullanabileceğiz. Bakın, bunların detayları yoktur hiçbir yerde. Yani yabancı forumlarda ya da
yabancı kaynaklarda bu bilgilere ulaşamazsınız. Ulaşsanız bile yeterli değildir. Yani tam verim alan pek yok bu işte. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerime düşen görevi yapmakla sorumluyum. Şunla da gurur duyun isterim. İçimizden birisi bunu yapabiliyor diyebilmenizi beklerim. Ama nedense bizde şöyle bir sorun da var. İçimizden birinin böyle olmasını ya da bir şeyler üretmesini istemiyoruz biz. Toplumda böyle bir kanaat var. Bu yanlış bir kanaat. Buna bir örnek verecek olursam devrim arabalarını biliyorsunuz değil mi? Sadece bunu diyeyim. Artık bırakın bu işleri. Yani beni alaşağı yapmaktan elinize bir şey geçmez. Sadece benim kanadımı kırarsınız. Ama bana zarar veremezsiniz. Bu yüzden uğraşmayın. Bu mesajım anlayana, birilerine. Bir de ekleme yapacak olursam, bir önceki içeriğimde şaklaban konusuna takılanlar olmuş. Şaklaban konusunu internette araştırın. Ben bir önceki videonun altına yazdım ama tabii haliyle ben birilerinin işine gelmeyebilirim. Bu doğaldır. Ama bu dediklerimi dikkate almanızı şiddetle öneririm. Bakın, yine tekrar edeyim. Onlar size balık verirler. Size nasıl balık tutulur bunu öğretmezler. Çünkü onların, benim fikrim tabii bu, bu ülke için bir dertleri yok. Bunu bilin. Şaklabanın ne anlama geldiğini araştırırsanız ne dediğimi anlarsınız. Şimdi hemen yeni hazırlamış olduğum içeriğe geçelim. Evet, anakartımız bu arkadaşlar. Anakartımız belki de birçoğunuzun kullandığı masaüstü anakartlardan 1151 soket H110M Pro VD. MSI'nin anakartı bu. Biliyorum birçoğunuzun kasasının içinde bu anakarttan var. Üzerinde normal standart masaüstü işlemci var şu anda. Ben flash belleğin içine hazırlamış olduğum X10 destekli modlu BIOS dosyasını attım. Şimdi sistemi kapatalım. Hemen modlu BIOS güncellemesini yapalım. Bakalım bu görmüş olduğunuz X10 işlemci çalışacak mı? Sistem kapandı. Normal masaüstü işlemcisini kenara koyuyorum. X10 işlemciyi alıyorum. Bir de bu işlemciyi LGA sokete takarken çok dikkatli olun. Çünkü bu soket biraz hassas. Pinlerini eğenleri çok gördüm. Anakartın LGA soket pinlerini. Bu sebeple dikkatli olun. Tamam, şimdi hazır. Elektriği kesmemiştik. Bakalım çalıştırmayı deneyelim. Ne oluyor? Start veriyorum. Takip edin. Gördünüz değil mi? Hemen kapattı. Yani X10 işlemciyi anakart kabul etmiyor. Keselim elektriği. Bir de öyle deneyelim. Hatta pili de çıkartalım. Pili de çıkarttık. Koyduk kenara. Biraz bekledik. Elektrik boşalsın. Açıyorum tekrar. Açtım. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi asla X10 işlemciyi 1151 soket anakartlarda çalıştıramayacaksınız. Tabii şu ana kadar çalıştıramayacaksınız. Artık bundan sonra çalıştırabileceksiniz. Hemen eski işlemciyi takıyorum üzerine. Yani masaüstü destekli. Anakartın resmi sitesinde olan stok işlemcilerden herhangi birini takıyorum.
Çünkü öbür türlü modlu BIOS güncellemesi yapamazsınız. Önce kullanmış olduğunuz standart stok işlemci ile, yani anakartın desteklediği işlemciyi takmalısınız. Bu şekilde modlu BIOS güncellemesi yapmalısınız. Şimdi start alacaktır. Zaten elektriğimiz açık. Hemen modlu BIOS güncelleme işlemine geçiyorum. Çalışıyor normal işlemci ile. Tabi BIOS'a gireceğiz. Del tuşuna basıp. Girdik BIOS'a. F1'e basıyorum. Hemen burada M flash seçeneği var. Benim flash belleğim FAT32 formatlı. Buna dikkat edin. Bir de 16 GB üzeri flash bellek kullanmamaya dikkat edin. Mesela bu görmüş olduğunuz flash bellek 16 GB. Şimdi dosyamız hazırdı. Enter'lıyorum flash belleği görecek önce. Yani kusura bakmayın ama ben yazıyı görüyorum, kamera görmüyor. Yani MSI öyle bir BIOS arayüzü hazırlamış ki, renk karşıtlığını öyle bir saçma yapmış ki, yazıyı okumanız için büyüteç gerekiyor. Flash belleğimiz bu. Bunu tekrar enter'lıyorum. İçindeki flash belleğin içindeki Xeon modlu BIOS dosyasını görecek. Ancak görüldü. Dosyamız bu. Tekrar bir daha enter'ladığımda modlu BIOS güncellemesini yapacak ve Xeon işlemci artık bu anakartta çalışacak. Enter'lıyorum. Tabii bir uyarı veriyor. Flash belleği çıkartmayın. Kapatmayın. 5 saniye sonra tekrar yeniden açılacak diyor. Kapattı tabii kendini sistem. Otomatik açılacak. Flash bellekten modlu BIOS güncellemesi yapacak. Evet. Güncellemeye başladı arkadaşlar. Bu işlem bayağı uzun sürüyor. Bu anakartın BIOS çipi 8 MB'lık. Diğer 1151 soket anakartlarda 16 MB'lık BIOS çipi bulunmakta. Şundan da bahsedeyim. Bu uygulamayı deneyenler, yani Xeon işlemciyi bu marka anakartta çalıştırmayı deneyenler birçok hatalarla karşılaştı. Birazdan göreceksiniz. Hiçbir hata olmadan sorunsuz şekilde masa üstüne geçiş yapabileceğiz. Yani klavyeden herhangi bir tuşa basmadan direkt masa üstüne geçiş yapabileceğiz. Çalışmanın özü dört dörtlük kusursuz yapabilmek. Kapattı kendini sistem. BIOS güncellemesi tamamlandı. Şimdi bir daha açılacak. Şimdi işlemcimiz normal işlemci. Kapatalım. Pil zaten çıktı. Yani pili zaten çıkartmıştık. Şimdi Xeon işlemciyi taktım. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu ana geldik. Start veriyorum ilk defa. Evet. Normalde kapatması gerekiyordu. Açtı. Bakalım BIOS'a girebilecek miyiz? Evet, BIOS'a da girdik. Evet arkadaşlar. Bu projeyi de Allah'ın izniyle başarıyla tamamladık. Artık MSI'ın H110M Pro VD anakartında Xeon işlemci kullanabileceğiz. Bu şekilde kaydedelim. Masa üstüne gidelim. Hatta bir de overclock menüsüne de bakalım. Üzerinde Windows işletim sistemi yüklü NVMe SSD'miz bulunmakta. Bu şekilde kaydediyorum. Ve masa üstüne gidelim. Evet. Masa üstünde de sorunsuz şekilde herhangi bir uyarı vermeden geldik. Sistemi bir açıp kapatalım, deneyelim. Bunu da görmüş olun. Yeniden başlat diyorum.
herhangi bir uyarı vermedi. Direkt masa üstüne gelebildik. Bir de sistemi kapatalım. Yeniden açmayı deneyelim. Kapatıyorum sistemi. Sistem kapandı. Şimdi yeniden start veriyorum. Start verdim. Görüyorsunuz, açılış çok hızlı. Gayet stabil. Hiçbir sorunu yok. Evet arkadaşlar. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek veriniz. Abone olmayı da unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.